Eminim ki hepimiz Arabalar filmini izlemişizdir. Bu filmi şu an bile izlediğimizde hoş duygular içerisinde dolanıp duruyoruz. Peki bu film derinlerde bizlere neler anlatıyor? Arabalar filmini bir efsane haline getiren şey ne? Hadi videoyu geçelim. Hikayeyi özetlemek gerekirse filmin ikonik karakteri Şimşek McQueen'in hayali piston kupasını alıp krallara layık olan Dinoco ile çalışmaktır. Filmin başındaki yarışta Chick ve King ile berabere kalmıştır. Artık tek hedefi Kaliforniya'da düzenlenecek olan 3 kişilik yarıştır. McQueen bu sırada oldukça bencil, kibirli ve etrafındakileri önemsemeyen biridir. Reklamını yaptığı Rust Ez'deki paslı arabaları görünce kibirli bir şekilde küçümsemekten çekinmez. Fakat yarışçılığın vermiş olduğu tempolu ve hızlı hayat sebebi ile bu zamana kadar dış dünyayı keşfetme olanağı hiç olmamış. Şimşek, kamyonu olan Mac'in uyuyakalması sonucu otoyolda kayboluyor. Etrafta gezinirken ana yolun dışında kalan bir kasaba olan Radyatör kasabasında kendini buluyor. Heykele takılması sonucu yolu mahvettikten sonra kasaba halkı yolu tekrardan yapması için karar alıyor. Şimşek ne kadar bir an önce kasabadaki işini halledip hızlıca Kaliforniya'daki yarışa gitmek istese de aslında bu kasabada kendi benliğini bulacağından habersiz. Bu kasaba ona büyük öğretiler kazandırıyor. Kasaba halkı ona insanların birbirine değer verdiği bir dünyayı yansıtıyor. Fakat ne olursa olsun McQueen her seferinde bu duruma direniyor ve bunun kendisine hitap eden bir şey olmadığını savunuyor. Radyatör kasabasına bakılırsa durum orada da vahim. Ana yoldan uzak bir kasaba olduğu için hiçbir şekilde müşteri uğramıyor. Issız, çaresiz ve sadece samimiyetin yer aldığı bir yer. McQueen sallamasyon bir şekilde yol çalışmasını tamamlayıp gitmeye kalkınca Doc Hudson ona bir iddiada bulunuyor. Eğer yarışta beni yenersen buradan gidebilirsin diyor. Doc ile yarışma esnasında Hudson hiçbir şekilde yerinden kıpırdamıyor ve McQueen virajı geçemeyince kaktüs tarlasına saplanıyor. Tam bu esnada büyük bir öğreti yer alıyor. Ne kadar iyi bir yarışçı olursan ol, bilgelik her şeyden önemlidir. Bu esnada kasabanın eğlenceli çocuğu Mater ile vakit geçiriyor. İşin garip yanı McQueen kibir abidesi olduğundan paslı ve eski arabalara tepeden bakan ve onlara ön yargıyla yaklaşan biri. Fakat Mater gibi saf ve temiz birine bu şekilde bakamadığı için McQueen'in ön yargısı kırılıyor. Ve sonraki sahnede bu videoyu çekmemde en büyük etkisi olan o sahne geliyor. Şimşek sade bir kasaba doktoru olan Hudson'ın hurdalığına göz atarken aslında Doc'un efsanevi Hudson Hornet yarış arabası olduğunu ve zamanında benzeri görülmemiş 3 piston kupası kazandığını keşfediyor. Bu durumun sonucunda Hudson benim için Arabalar filmini efsane yapan o cümleyi kullanıyor. All I see is a bunch of empty cups. Bu süreçten sonra Şimşek'in bakış açısı değişiyor. Filmde de görüldüğü üzere iki yoldan birini seçmesi gerekiyor. Ya kasabayı terk edip Hudson'ın tam 3 tane kazandığı piston kupasını kazanmak için şaşalı hayatına geri dönecek ya da içten içe kendi benliğini kazanmaya başladığı gösterişsiz radyatör kasabasında kalmaya devam edecek. Peki o hangi yolu seçiyor? Yarışçıken yaşadığı yoğun hayatın onun gerçek dünyayı keşfetmesini hep engellediğini öğreniyoruz. Sanki dünyaya yeni gelmiş bir çocuk gibi büyüleniyor. Yani burada McQueen hızlı hayatında arada bir yavaşlayıp bir şeylerin tadını çıkarmayı öğreniyor. Film ilerleyen kısımlarda bize bir eleştiri de sunuyor. Modernleşen arabalar dünyası iyice samimiyetsiz bir hale almış. Eskiden yol radyatör kasabasından geçerken arabalar yolu zamandan kazanmak için değil, iyi zaman geçirmek için tercih edermiş. Eyalet yolu kullanıma sunulunca aslında samimiyet de kaybolmuş. Bu yani modernleşmenin samimiyeti azalttığını bize göstermektedir. Cars didn't drive on it to make great time. They drove on it to have a great time. Şimşek Doc'un kendine az sürüşünü görür. Bu durum karşısında Şimşek şaşkına döner ve aklında sadece bir soru vardır. Bu kadar iyi sürüş yapabilen ve efsanevi biri nasıl yarışçılığı bırakmış olabilir? Bu sırada Hudson Şimşek'in gerçekleriyle yüzleşmesini sağlar. Doc yarışlarla ilgili acısını anlatır ve Şimşek'i de değişime kapalı bencil biri olmakla suçlar. Şimşek kendi bencilliğinin farkına varır. Ancak buradaki önemli olan detay Hudson ve Şimşek'in benzer karakterlere sahip olmasıdır. Hudson da başına talihsiz bir kaza gelmeden önce tutkulu ve hırslı biriydi. Tıpkı Şimşek'in şu anki hali gibi. İşte bu yüzden Şimşek'in en büyük akıl hocası Hudson Hornet'ten başkası olamaz. Şimşek bozduğu yolu tamamlamıştır ve gitmeden önce radyatör kasabasındaki herkesten bir şeyler alıp her birini mutlu etmiştir. Radyatör kasabası Şimşek'e iyi gelmiştir. En yakın dostu Mater ile tanışmış, Sally'e aşık olmuş, bir efsane olan Hudson Hornet ile tanışmıştır. Kısacası McQueen hayatın güzelliklerini haritada bile olmayan kimsenin uğramadığı radyatör kasabasında bulur. Şimdi burada McQueen'in
gelirken ve giderkenki olduğu haline bir bakalım. İlk başta bencil, kibirli, hırslı, dünyadan bir haber ve çaylak biriyken sonrasında sorumlu, güvenilir, dostları olan, hayattan zevk almayı bilen biri olarak gitmektedir. Burada dokunmedi yaramız sonucu bir anda McQueen dış dünya tarafından bulunur ve apar topar götürülür. McQueen burada gitmeye hiç istekli değildir. Aksine çocukluğundan beri aradığı değerin bu kasabada olduğunu fark eder. Aslında McQueen'in piston kapısını kazanıp şöhret olma isteğinin altında da bu durum yatıyor olabilir. İnsanlar tarafından önemsenmek ve değer görmek istiyor. Fakat yarış dünyasındaki çevresi yapmacık arabalarla dolu. Radyatör kasabası ona başından beri ihtiyacı olan sevgiyi ve değeri hissettirmekteydi. Fakat yarış dünyası için aynı şey geçerli değildi. McQueen Kaliforniya'ya gelmiştir. Yarışın başlangıcında şimşek bir türlü aklını toplayamaz. Fakat tam o sırada arkadaşlarının onu yalnız bırakmadığını görür. Ve şimşek için yarış şimdi başlamaktadır. Ve stat'taki herkes Hudson Hornet'i görünce şaşırmaktadır. Şimşek radyatör kasabasında öğrendiği hareketleri pistte de sergilemeye başlar. İlerleyen kısımlarda şimşeğin yarış dünyasında en başından beri ihtiyacı olan en büyük şeyin bir ekip olduğunu görürüz. Şimşek için artık hiçbir engel yoktur. Piston kapısını kazanmasıyla arasında sadece 500 metre vardır. Fakat çek yüzünden kral kaza yapar. Ve bu esnada Şimşek büyük bir karar verir. Bu sahneyle Şimşek'in karakter gelişimini tamamladığını görürüz. Yarışı çık kazanmasına rağmen fedakarlığı ve sportmenliği sayesinde tüm alkışı Şimşek kazanmıştır. Yarışmak sadece kazanmak değildir. You just gave up the piston cup. You know then. Ah, this grumpy old race car now once told me something. It's just an empty cup. Dainoku yine de Şimşek ile çalışmak istediğini söyler. Ama Şimşek Dainoku'yu reddeder. Ve eski hayatına devam etmekte ısrarcı olur. Hikaye burada bizlere yolun sonundan ziyade yolda geçirilen vakti ve yolun değerini anlatmış olur. Tabi bu film hakkında genel bir araştırma yaptığımda insanların filmin özgünlüğünün eksik olduğu hakkında şikayet ettiklerini gördüm. Fakat bence durum böyle değil. Filmin bana güzel anlar yaşattığını söylemeliyim. Yani bence hikaye gayet özgün. Bizlere kaliteli bir hikaye sunuyor. Animasyon kalitesi bence yılına göre şahane. Ya ben gerçekten çok beğendim. Peki genel olarak yorumlarsak bu film bize ne öğretiyor? Şimşek yolculuğunda da öğrendiğimiz gibi bizi mutlu ettiğini düşündüğümüz şeyler aslında sadece cilalanmış mutluluklar olabilir. Bazen mutluluğu bir adım ötede ve bazen de radyatör kasabasında bulabiliriz. Buradaki yapacağımız en önemli şey gerçek mutluluğu yakalayıp bazı zamanlarda fedakarlıklar yapabilmektir. Kim bilir belki de gerçek mutluluk yolun sonunda değil, o yolu hangi hızda gittiğimizle alakalıdır.